sabah kalkıyordum 5'te. Sarıyer'den Florya'ya gidiyordum. 7 yıl böyle gittim. Galatasaray çok şey ifade ediyor. Çünkü altyapıda gördüm her şeyi. İlk önce iyi insan olmayı öğretiyorlardı bize. Sadece futbol değil ya. Galatasaray'a da çok şey borçluyuz. Trabzon olayında da sabah geldim noterden fesihleri yapıyorduk. Olmadı. Fenerbahçe olayında aynı şey oldu. İki kere burada direkten döndüm. Bir koşturuyor Sergen Hoca. Böyle bir şey yok. İki kişi falan istifra etti. Ya hocam dedim, sen futbolculuk zamanında bu kadar koşmuyordun. Biz dedim öldürdün mahvet. Oğlum dedi, benim kadar yetenekliysen sen de koşma dedi. Bastı hemen TRT Spor'u, ismimi gördüm, direkt ağlamaya başladım. O anı hiçbir zaman hayatımdan silemedim. Profesyonel oynamamdaki en önemli hocalardan birisi Suat Kaya'dır. Hayatımın çıkışını başlatan hoca Mehmet Altıparmak'tır. Süper Lig'de benim ismimi duyulmasını sağlayan Saffet Süzüş'tür. Beni level atlatan Sergen Hoca'dır. Hayatımdaki en önemli noktaya imzasını atan isim de Şenol Güneş'tir. Varlıklı bir aileydik. Sonra babam 95'te iflas edince ondan sonra tabii her şey satıldı. Borçları ödemeye çalışıldı. Bir yıl hatta biz annemle anneannemle yaşıyorduk. Annem, ben, kardeşim, işte babam, babaannem de. Çünkü bayağı durumlar kötü olmuştu. Sarıyer'de doğdum. Ondan sonra tabii babam bir işe girdi, normal bir işe. Çalışmaya başladı. Kiralık, sobalı bir ev. Sonra mahallede top oynarken öyle bir başladık. Aslında Galatasaray altyapısında değil, normalde Sarıyer'de başladım ben. Kireçbunispor, amatör takım. Orada oynarken bir hazırlık maçı yapıyoruz Galatasaray'la. Florya'da. O maçta da iki tane gol atmıştım. O zaman da ufaz tabii. Takım arkadaşlarım diyor ki bana, Galatasaray seni istiyor falan. Ya dedim, işte şaka yapmayın falan, makara yapmayın diyoruz. Bizim Fatih hocamız vardı. O dedi ki, babam beni arasın dedi. Sonra babam Fatih hocayı aradı. Gerçekten Galatasaray istedi beni. Öyle hikaye başladı. Sonra Galatasaray'a başladım. Danone Kupası'na falan gitmiştik Fransa'ya. Sabah kalkıyordum 5'te. Sarıyer'den 341T vardı. Onunla Cevizli Bağ'a gidiyordum. Cevizli Bağ'dan da minibüse atlayıp Florya'ya gidiyordum. Her gün bu gidiş 2 saat, geliş 2 saat. Biliyorsunuz bir de İstanbul trafiğini. 7 yıl böyle gittim. İşte o zaman altyapı sorumlumuz Ali Yavaş hocaydı. O bana hep diyordu hani, A takımına çıkacaksın, böyle devam et. Gerçekten iyi bir performans yakalamıştım. Hani A takımındaki hocalar da diyordu bana. Semih Kaya ile ikimiz işte A takım kampına gidecektik, tam devre arası kampına. Sonra benim son maç işte Ankara'da Oftaş'ta oynuyoruz. 90+3 yani, çok iyi hatırlıyorum. Topu saklarken ayağım kaydı. Ben de böyle kolumu böyle koyayım dedim. İşte çocuk da giderek yapmadı tabii, koşarak geliyordu. Bir bastı koluma, kolum kırıldı tam kampa gidecekken. Ameliyat oldum, ameliyatımı yapamadılar. Profesör Ömer Hoca vardı, Ömer Taşer. Ona gittik. O sonra dedi ki, işte hani azıcık sistem etti, kim yaptı bu ameliyatı falan filan diye. Sağ olsun ikinci ameliyatı hemen yaptı. İşte kolum düzeldi ama tabii bir kol kırığından 4-5 ay çektim. Platin takıldı iki tane. Bayağı parçalı kırıktı. Ondan sonra işte saf takımda son maçı oynadım. Son maçı oynadıktan sonra Süper Genç'e de yaşım tutuyordu. Süper Genç'e indim. O sene şampiyon olduk Süper Genç'te. Cafer Canlar, Mülayimler, işte Ardalar falan hepsiyle oynadım. Kiralık Gaziantep Belediye'ye gittim. Şimdi Gaziantep FK'ya. Orada işte bir yıl oynadım. Ondan sonra geldim işte Kartal. Orada da bonservisimi almışlardı. İyi oynamıştım orada, çok iyi oynamıştım. Bayağı Süper Lig'den falan isteyenler vardı. Ama işte bir aksaklık oldu. Orada çok iyi bir performans göstermiştim o sene. Sonra Adana Spor'a gittik. İşte orada yarım sezon. Ondan sonra Adana Demirspor. Hani aşağı iniş dönemi oldu benim için. Adana Demirspor'dan Sarıyer'e geldim. Kendi semtimin takımına. Orada bir performans gösterdim. Sonra yine Kartal'a döndüm, PTT'ye. Orada da işte bir oynuyordum, bir oynamıyordum falan. 10 hafta hiç oynamadım sonlara gelirken. Sonra Mehmet Altıparmak geldi. O da hayatımda önemli bir yeri vardır benim. İlk idman, işte açma gelme yapıyorum, yanıma geldi. Ben 10 haftadır hiç oynamamışım hani. Hiç. Hazır ol Efe dedi, seni oynatacağım dedi. Şok oldum ben de hani. Adam bana güvendi yani. Çok enteresan. Sonra ama çok iyi oynadım son 6 maç. Ama küme düştük tabii, moraller bozuk. Ben işte tatile gittim. Mehmet Hoca aradı beni. Bir takım vardı, benimle gelir misin dedi. Ya hocam dedim, seninle her yere gelirim ben dedim ya. Siz bana böyle bir şey yaptınız hani. Ben sana dedi, takım ismi söyleyeceğim ama sonra dedi. Dedi ki, lig fark eder mi dedi. Ya azıcık şey oldum tabii orada ama. Ya Mehmet Hoca da gerçekten benim hayatımın önemli bir yeri olduğu için kıramıyorum.
Bir hafta sonra aradı beni. Dedi ki Alanya ile anlaştım. PTT'den de isteyenler var ama nasıl diyeyim böyle net bir şey yok. Hani menajer aracılığıyla falan. Başkan arıyor, işte Mehmet Hoca arıyor. O zaman Taner abi vardı, sportif direktör Mevlüt Han abi. Her yerden. Sonra babamı aradılar. Babamla konuştular falan. Babam dedi ki ya oğlum dedi bak dedi bu kadar seni istiyorlar. Bir git bir konuş dedi. Hasan Başkan geldi, yemek yedik. İnanılmaz yaklaştılar bana ya. İkincilik ama inanılmaz özel hissettim kendimi. Geldim buraya falan, bir karşıladılar beni, böyle bir şey yok işte. Götürüyorlar yemeklere, yukarı çıkartıyorlar. Sanki şey gibi yani. Hani Süper Lig'de şey oyuncu alırsın ya, Wagner Love geldi falan gibi böyle. Vallahi inanılmaz ilgilendiler. Bir de orada gerçekten param da yoktu, çok sıkışıktım yani. Hani derler ya profesyonel futbolcular çok para kazanır falan ama alt ligde oynuyoruz. Tabii bazı ödemelerin oluyor. Bir şey alıyorsun, ödemelerin oluyor. Az da para alıyorsun. Direkt hani vermişlerdi benim bütün peşinatımı sağ olsunlar. Sessiz abi. Bu bamarı açmak zorunda kalabilirsin. Bir açsam zaten kesiyorsunuz değil mi? Açar mısın? Bizim bir röportaj yapıyorum açım. Arayayım mı seni? Bak kestik röportajı senin için. İlk senemizde playoff'a kaldık. Playoff'tan PTT'ye çıktık. PTT'de ilk sezon 3. olduk. Playoff'ta elendik. Sonra öbür sene yine playoff'tan çıktık Süper Lig'e. Süper Lig'e çıktık. Orada hani 3-4 oyuncu tuttular. Bir tanesi de bendim. Ama çok çalıştım gerçekten. Hüseyin Hoca vardı, Hüseyin Kalpar. İşte oynadım, oynamadım. Öyle. Ondan sonra Saffet Susiç geldi, Saffet Hoca. Geldi idmanı yaptık, odasına çağırdı. Dedi ki seni de orta saha oynatacağım dedi. Oynar mısın? Tabii ben de çok fazla forma şansı bulamadım. 10 hafta hiç kadroya girememiştim Süper Lig'de hiç. Hocam dedim kalede bile oynar. Oynattı beni. Çok da iyi oynadım o sene. 10. sezonum bu sene. Tabii Alanya ile çok güzel işlere imza attık ama bu kulüp gerçekten hep gelişti. Yani her sene üzerine koydu ve başkan, yönetim, herkes çok fedakarlık yaptı bunun için. Gerçekten yani. Gece gündüz burada çalıştılar. Kolay değil yani. Sonuçta Antalya Spor gibi bir şehir takımı var. Siz ilçe takımısınız. Kolay değil ayakta kalmak. Hani gerçekten nasıl söylenir? Fazla da destek göremiyor başkan. Ama kendi imkanlarıyla vallahi kulübü ayakta tutuyorlar ve her geçen günde kulübü hep bir hani seviye atlatıyorlar. Gelişiyor kulüp. Galatasaray o sene finansal anlamda çünkü sıkıntılıydı. Belki oynayabilirdim çünkü Semih Kaya çıktı oynadı. Avrupa'ya bile gitti. İşte bizim kolumuz kırılınca olmadı ama Allah'a çok şükür. Sonradan hedeflediğim her şeyi yakalamış durumdayım. Çok şükür. Yani bir büyük takım hedefliyordum. İşte o da biliyorsunuz kısmet olmadı. Bir o kalmıştı. Ama Allah'ım çok şükür yani hedeflediğim çoğu şeyi verdi bana. Futbol hayatında en kötü şey nedir? Sakatlıktır değil mi? Ama benim de mesela psikolojik olarak 2 kere burada direkten döndüm yani. Bir kere işte Trabzonspor olayında, bir kere Fenerbahçe olayında direkten döndüm yani. O da beni psikolojik olarak gerçekten çok üzdü. Trabzon olayında da sabah geldim noterden fesihleri yapıyorduk. Olmadı. Fenerbahçe olayında aynı şey oldu. Ya tabii ki de Allah kimseye ilk önce sakatlık vermesin ama bu olaylar da psikolojik olarak bir insanı çok yoruyor. Hani birinci olmadı diyorsun ki tamam artık bitti bu iş. Büyük takım işte hedefimi gerçekleştiriyorum. Motive ediyorsunuz kendinizi. İkinci de olmayınca bu sefer gerçekten hayal kırıklığı oluyor bir insan için. O da bize denk geldi ama olsun ne yapalım Allah'ımıza şükürler olsun yani. Sergen Hoca'nın da yeri çok ayrıdır bende. Şenol Hoca'nın da yeri çok ayrıdır. Onlar bana level atlattı diyebilirim. İdman yapıyorduk. Sergen Hoca yanıma geldi. Dedi ki Şenol Hoca aradı senin için dedi. Ben de çok kötü dedim senin için. Tabii espri yaptı. Dedi ki ya gideceksin dedim milli takıma. Hocam ciddi misin dedim. Vallahi dedi ya sen böyle devam et gideceksin dedi. Tamam dedim ben de. Sonra neyse. Bir hafta geçti aradan. Cuma günü açıklanıyor milli takım kadrosu. Cuma namazına gitmiştik. Arkadaşlarla falan geldik. Tabii içimde bir heyecan var ama bakmıyorum hiç. Normalde hep şey sayfasına bakarım. Kimse de aramadı beni abi. Geldim böyle fizyoterapist odasında bizim Ali abiyle işte oturuyoruz. Ali abi de diyor ki bana hani ya çağırmadılar mı seni falan diyor. Yok abi dedim. Bizim masör Sait var. Sait geldi koşarak. Sarıldı bana hayırlı olsun dedi. Çağrıldın dedi. Ya dedim makara yapma Allah aşkına. Vallahi dedi çağrıldın dedi. Ali abi de işte bastı hemen TRT Spor'u ismimi gördüm koştum direkt odaya tabii. Direkt ağlamaya başladım. Sonra eşimi aradım. Tabii herkes üngür üngür ağlıyor. Çok duygusal anlardı yani babam falan. O anı hiçbir zaman hayatımdan silemem yani o ismimi görünce. Bir de işte Almanya'ya gol attığım anda. O anda çok duygusal olmuştum. Tarifi yok ya. Ülkeniz için, o milli forma için gol atıyorsunuz yani. Efecan gole gidiyor. Karşı karşıya Efecan! Efecan gole!
Zidane'la maçıydı. O berabere bitti. Avrupa Şampiyonası'na gittik ya. O maçta Şenol Hoca ile Burak abi çok güzel bir konuşma yapmıştı. Tüylerim böyle diken diken olmuştu yani. Şimdi Sergen Hoca geldi. 2-3 maç oynadık. Sonra devre arası oldu. Bir koşturuyor Sergen Hoca. Böyle bir şey yok. İki kişi falan affedersiniz istifra ettim. Normalde Sergen Hoca azıcık mesafelidir oyuncuya. Ya hocam dedim, sen futbolculuk zamanında bu kadar koşmuyordun dedim ya. Biz dedim öldürdün mahvettin dedim. Oğlum dedi, benim kadar yetenekliysen sen de koşma dedi. Ben dedim ki hocam haklısın. Çok gülmüştük buna. Millet de bana diyor, oğlum Sergen Hoca'ya böyle bir şey sorulur mu? Adam yani Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu. Profesyonel oynamamdaki en önemli hocalardan birisi yani amatörken PAF takımından bana güvenip direkt beni TFF 1. Lig'de banka oynatan adam Suat Kaya'dır. Benim için belki de hayatımın çıkışını başlatan hocalardan bir tanesi Mehmet Altıparmak'tır. Süper Lig'de benim ismimi duyulmasını sağlayan Saffet Suzici'dir. Beni level atlatan, artık milli oyuncu konumuna getiren, o özgüveni veren hoca Sergen Hoca'dır. Hayatımdaki en önemli noktaya imzasını atan isim de Şenol Güneş'tir. Milli takıma çağırdı. Anlattığım gibi çok otobüsle gidip geldim. 12-13 yaşından 18 yaşına kadar kendinizden çok fedakarlık yapıyorsunuz buralara gelmek için. Oynamadığın zaman şimdi abi nasıl oluyor biliyor musun? Ya futbolcu ister istemez insan moral modu olarak düşüyor, psikolojik olarak kötü oluyor ve çalışasın gelmiyor. Eğer ki o tıkta düşersen, çalışmazsan o seni daha da aşağı çekiyor. Ama işte o çizgide eğer ki çalışırsan, ekstra yaparsan, ya oynamıyorum ben, ya ne olacak, yapmasam ne olacak falan. İşte orada işte o tıkı atlaman lazım. Çalışayım, illaki gelecek, sabır, çalışayım, çalışayım dersen ondan sonra illaki Allah veriyor. Zaten şöyle bir şey, Allah çalışana verir abi. Bir şekilde gelecek o forma sana. Galatasaray ne anlam ifade ediyor abi? Yani şimdi profesyonelliğe gelmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi yani Galatasaray çok şey ifade ediyor yani. O çünkü altyapıda gördüm her şeyi. İlk önce iyi insan olmayı öğretiyorlardı bize orada yani. Sadece futbol değil yani. O yüzden tabii ki de Galatasaray'a da çok şeyi borçluyuz yani.